iCrypex Kripto Para Borsası'ndan merhaba. Ben hazine uzmanı Helin Çelik. Haftalık kripto para değerlendirmemize başlıyoruz. Yine geride bıraktığımız hareketli bir hafta vardı. Özellikle Bitcoin dolarda volatilitesi yüksek bir hafta geçirmiş olduk. Kritik destek ve dirençlerimizi grafiğimiz üstünden detaylıca inceleyelim. Gördüğümüz gibi hafta içerisinde 7.782 seviyesine test etti. Bu, bu seviye bizim için önemliydi ve geçtiğimiz hafta üzerinde durduğumuz hem destekler hem de direnç seviyeleri ekseninde fiyatlamalar gerçekleşti. Nitekim 7.782'den geri çekilen Bitcoin dolar düşüş trendindeki hareketine devam etmek istedi ve 7070 gün itibariyle baktığımız zaman tabi 7070 desteğini test etti. Buradan e, tabi tepki alımlarıyla birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşadı ancak şu an kritik bölgede olduğunu gözlemliyoruz. Yani günlük grafiğimizde 20 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü test ediyor ve e, 7283 e, ara direnç noktası var. Bu da çok kritik bir seviye Bitcoin dolar için. E, bu iki seviye yukarı yönlü kırması lazım hareketliliğin devamlılığı gelsin diye. E, sonra takip edeceğimiz seviyeler arasında 7.484 ve hafta içerisinde test etmiş olduğu 7.782 seviyesi var. E, bu kritik dirençte aşılırsa 8.000 seviyeler bizi bekliyor olur ve e, ufak ufak artık Bitcoin dolarda yükseliş görmeye başlarız. Ancak 7283 direnci ve 20 günlük hareketli ortalamadan geri dönülmesi durumunda Bunu geçen hafta da söylemiştik. E, 7484 aşağısına 7283 kritik buraları test edebilir ama geri dönmesi durumunda e, alt seviyeleri deneyecektir destek bölgelerine çekilecektir demiştik. Nitekim yine aynı senaryo aslında bizim için geçerli olacaktır. Bugün test etmiş olduğu 7.070'i tekrar deneyebilir ve bir altında 6.779 ile 6.489 destek noktaları olacaktır. E, dikkatle içerisinde e, bulunduğu band aralığından çıkış yönünü takip etmemiz lazım. Özellikle belli direnç noktalarına çok hızlı bir şekilde ivmelenme geliyor, ardından e, tepki satışları geliyor. ...bir baskılanma söz konusu olabiliyor. E, o yüzden dirençlere dikkat ediyoruz. İlmelenmelerde ise e, bu kritik e, senaryoyu, bu tabloyu göz önünde bulunduruyoruz. E, yıl sonunu tabii ki de nasıl tamamlayacağımız Bitcoin açısından önemli olacak. E, bunu analizimizin bir başka bacağında biz e, daha detaylı inceledik. E, yeni yıl, yani bir yılı nasıl geçirdik ve... Yeni yıldaki beklentiler ne yönde olabilir? Bunları ayrıca takip edebileceksiniz. Haber etkilerini bir T-Test'le denedik ve aslında yıl içerisinde oluşan haberlerin Bitcoin dolar açısından fiyatın tetiklenmesine en azından teknik analizin, teknik seviyelerin gerçekleşmesine katkıda bulunup bulunmadığını inceledik sonuç sonuçta uyumlu bir veri elde ettik. değişken bir tabloyu gözlemledik. bunları da detaylı bir şekilde sizinle paylaşıyor olacağız. Ethereum dolarla ilerliyoruz. Ethereum dolarda hafta içerisinde 123 seviyesine kadar geri çekildi. Hatta 121 yani bazı borsalarda 120'li seviyeleri görmüş olabilir. sonra yukarı yönlü bir hareketlilik, bir toparlama ivmesi yaşadı ancak şu an hala kritik bölgede olduğunu gözlemliyoruz. Günlük grafikte aşırı satım bölgesinde ilerliyor ee, ve bu eksenden çıkması, yukarı yönlü hareketlilikte bulunması sonraki ivmelenme için önemli olacaktır. Yukarıda takip edeceğimiz kritik bir 130 direnç seviyesi var. Hafta içerisinde ivmelenme yakalayarak bu dirençten birkaç kez geri döndü. Yani periyodik olarak test etti diyebiliriz. Eğer periyodik olarak test ettiği ve kıramadığı direnç seviyesini kırarsa 136 seviyesi bizi karşılayacak. Bu önemli bir seviye. Aynı zamanda 20 günlük hareketle ortalama ya da denk gelen bir seviye. Bunun kırılması çok daha hani e, takibi yukarı yönlü olabilecek hareketliliği beraberinde getirebilir. O yüzden e, 136'yı ve sonrasında 146'yı dikkatle inceleyeceğiz. Ancak dediğimiz gibi gün içerisinde de e, geri çekilen ve hafta boyu aslında kademeli olarak e, düşüş sergileyen yani Ethereum'da 123 ekseninden çıkılması birincil derecede önem taşıyor. E, oldu ki çıkamadı aşağı yönlü bir e, kırılım gerçekleşti, bir satış baskısı gerçekleşti diyelim. Bu noktada 115 ve 100 seviyelerine sonrasında ise 95 seviyelerini görebiliriz. Ancak bu, bu bütün seviyeleri kademeli olarak incelemeliyiz ve kritik dirençlere, özellikle dirençlere çünkü test edip aşamadığı bir durum söz konusu, dikkatle göz önünde bulundurmamız gerekecek. Litecoin dolarla devam ediyoruz. Litecoin doların aşırı satım bölgesinde periyodik olarak 38 desteğini test ettiğini gözlemliyoruz. Grafiğimiz üstünden detaylıca gözlemleyelim, inceleyelim. E, 38 desteğini test etmeden önce yukarı yönlü ivmede bulunan Litecoin 40 ve 42 desteğini aşmaya çalıştı ancak burada satıcı, satıcıların yoğunluklu olduğu bir alan burası ve e, satış baskısıyla karşılaşarak tekrar 38 desteğine geri çekildi. E, bu bölge aynı zamanda günlük grafikte 20 günlük hareketli ortalamanın da e, yukarı yönü kırılmak istenmesi dolayısıyla e, önemli ve e, güçlü bir e, bölgeyi alanı oluşturuyor. O yüzden yukarı yönlü hareketlilikte biz ilk olarak 20 günlük e, hareketli ortalamayı takip edeceğiz. E, aşırı satım bölgesinden en azından denge seviyesine doğru ilerlemesini bekleyeceğiz. Ve e, 42 direnci önemli. E, ara seviyelerin, ara direnç e, bölgelerinin dışında 42 e, direncinin de yukarı yönlü kırılmasını takip edeceğiz. Ve sonrasında 46, 50, 52 diye e, ilerleyen bir direnç zinciriyle karşılaşmamız mümkün. Ancak 42 desteği, direncine kadar olan e, fiyatlamaları biz makul karşılayabiliriz e, belirtilen alanlara yükselebilir fakat bu, burayı kalıcı olarak aşmadığı sürece kalıcı olarak tutunmadığı sürece bölgeden satış baskısı yiyebilir ve bu sefer aşağıda neyi takip edeceğiz. destek olarak 38 güçlü bir destek. 38 desteğine bariyer olarak göreceğiz ve kırılırsa fakat 36, 34 ve 31 destek seviyeleri bizim için önemli olacak. Şu an yatay eksende ilerliyor fakat aşırı satım bölgesinde o yüzden bahsettiğimiz bant aralığı o kritik destek ve dirençten çıkışı bir sonraki yön açısından önemli olacaktır. Özellikle yeni yılda ki fiyat hareketlerine ve Ocak ayı boyunca yapacağı fiyatlamalara dikkat etmemiz lazım. Sadece litecoin için değil diğer kripto para birimleri için de geçerli olacak bu diyebiliriz. Son olarak Ripple dolarla kapanışımızı yapacağız. Ripple dolar da periyodik olarak 0.1877 bu daha önce tabii ki de bahsetmiş olduğumuz bir seviyeydi. Bu destek seviyesi ekseninde hafta boyu fiyatlamasını sürdürdü. Bir yandan tabii ki destek seviyelerini aşmaya çalışıyor. Aşağı yönlü kırılım gerçekleştirmeye çalışıyor. Baktığımızda bir yandan kanal direncinden çıkmaya çalışıyor. Fakat belli bir bant aralığında sıkışmış durumda şu anda. O yüzden yukarıda 0.2080 direnciyle aşağıda 0.1877 desteği e, bu bant aralığı bizim için önemli. Şu an trade alanında e, fiyatlamasını gerçekleştiriyor. Fakat aşırı satım bölgesinde ne olası 0.1877'nin aşağı yönlü kırılımı halinde 0.1735 ve 0.1593 e, sırasıyla takip edebileceğimiz destek seviyeleri arasında eğer e, kanal direncine yukarı yönlü kırarsa sonra takip edeceğimiz nokta bir başka özellikle önemli bölge 20 günlük hareketli ortalama e, bunu test etmek isteyecektir. Olağan daralma evresi içerisine girmek isteyecektir. Bu günlük grafiğimiz için geçerli. Ee, yukarı yönlü bir toparlama görebiliriz eğer böyle bir aksiyon içine girerse o halde 0.2080 bizim için kritik direnci oluşturacaktır. Ee, belirtilen direncin üzerinde bir kapanış gelirse özellikle günlük grafikte bu e, bölgenin üzerinde tutunmayı başarırsa Ripple dolarda 0.23, e, 23.38 ve 0.26.66 göz önünde bulunduracağımız iki güzel direnç seviyesi olur. Aşağıdaki desteklerimizi zaten belirtmiştik ama yine söyleyelim. Ee, gördüğünüz gibi daha önce test etmiş olduğu 0.17.35 eğer 0.18.77'yi kırarsa ilk göreceği seviye e, sonrasında 0, 15, 93 ve sonrasında 0.15.93 ve 0.14.17 e, sonraki desteğimiz olacaktır. Vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Soru, görüş ve önerileriniz için direkt 724 ulaşabileceğiniz hattımızın numarası 0850 255 1079'dur. Bunun dışında yazılı olarak iletmek istediğiniz görüş, öneri ve tavsiyeleriniz için destek.icrypex.com adresimiz üzerinden bize yazabilirsiniz. İyi haftalar dileriz. Müzik